Fatma Hocam. Peki. İyi günler arkadaşlar. Bugün dersimizin son haftası şeyi tamamlamak üzereyiz inşallah. Dönemi veya bu yarı yılı. Şimdi bu zamana kadar birçok teori gördük. Bugün de bir kapatış anlamında bizim zaman bir iki sene önce sanıyorum. Böyle bir sunu hazırlamıştık. Bu biyomedikal optik görüntüleme ile ilgili uygulamalarla ilgili. Ben onun bu dersin içinde uygun olacağını düşündüğüm için bu son kapanış haftasında hem bir şey olur, dinlenirsiniz, hem de genel kültürünüz anlamında o günkü düşüncelerle hazırladığımız ama bugün de geçerli olacak içerikli bu sunuyu size aktarmaya çalışayım. Şimdi adı üzerinde biyomedikal optik görüntüleme uygulamaları. Biz teoride kabaca ne gördük? Optical coherence tomografi gördük. Diffuse optical tomography imaging gördük. Ve sonuna da doğru da işte ultrason modülleri optical imaging gördük. Arada spectral imaging gördük bu arada bayağı 3-4 hafta. Şimdi bu uygulamalar birazdan vereceğim bu sunuda belki teorinin hepsine değinmeyebilir ama büyük çoğunluğuna değinecek. Klinikteki uygulamalarla içerikli bir sunum. Şimdi başlayalım. Burada biraz bir şey var. Bir atraksiyon var. Yani ilgiyi çeksin diye o gün için hazırlandı. İşte bir goril veya hayvan veya uzay yolu filminde bile konu olabilecek. Meşhur iki tane görüntü var burada. Burada hasta parametreleri inceleniyor. Yani bir vücut var veya bir yaratık var. Onun üzerinden inceleme yapılıyor. Böyle bir reklam. Şimdi optical biopsi uygulaması nedir? In vivo. In vivo biliyorsunuz canlı ortamda demek. Yani canlının üzerinde. In vitro tüpte, laboratuvar ortamında parça alıyorsunuz. Optical biopsi, biopsi veya biopsi Fransızca dokudan bir parça alıp o parça üzerinde çalışmak, değil mi? Patoloji laboratuvarlarında. İşte tümör veya var mı yok mu? Hücre kültürleri yaparak bunları anlamak. Orada tabii bunu hoca veya uzmanlar mikroskop altında görsel olarak yapıyorlar. Yani kendi yetenekleri ve görebilme yetenekleri ve cihazın yetenekleri cinsinden. Burada başlık olarak verilen optical biopsi bu konuya bir alternatif optik kullan ışık kullanarak ki orada da ışık kullanıyor diyebilirsiniz ama orada insan gözüyle değerlendiriyorsunuz. Burada cihaz üzerinden optik görüntüleme üzerinden dokunun karakterizasyonu yakalamak, çıkarma olayı biyopsi oluyor. Yani burada sağlıklı mı değil mi olayına dersin teorisinde görmekte olduğumuz işte yanda da grafik var bakın. Bir çok meşhur bir grafik o basit ama absorption coefficient ya yani absorption spektrumu var. Doku tiplerinin veya çok bilinen bazı biyo malzemelerin kromoforların daha doğrusu verilmiş. Ne anlıyoruz biz buradan? Işık kullanarak dokuya girmek ne ışığı ne infrared. Yani yaklaşık görünen bölgenin hemen dışı 800-900 nanometreler. Bakın aşağıda görüyorsunuz orada şekilde 1,2 mikrometre. Yani 1200 nanometre. 200-0,2 mikrodan başlamış. 0,4'ler zaten 400 nanometre görünür bölge. Yaklaşık işte çok kullanılan bölgeler bunlar. Near infrared. Yani tıpta optik anlamda diagnostik yapılacağı zaman, optik görüntüleme yapılacağı zaman bu band çok kullanılıyor. Near infrared bandı dediğimiz en fazla işte 1200 nanometre veya buradaki 1,2 mikrometrelere kadar. Amaç ne? Işıkla ki derste bunun teorisini gördük, görüyorduk. Vücuda nüfuz etmek dokuya ve onun karakterizasyonun çıkarmak sağlıklı mıdır değil mi? Evet, böyle bir şey kullanmak. Tabi burada bu alınan görüntü dedektör veya kamerayla alınacak olan görüntülemede bir kontrast oluşuyor. Yani bir sinyal var. O sinyal background arka plan dokuya göre bir farklılık yaratan bilgi kontrast. Yani kontrast yoksa zaten zıtlık yoksa her taraf aynıdır. Yani bir enformasyon yoktur bizim için. Görüntünün anlamı yok bizim için. Görüntünün belirli bölgelerinde arka plan piksellerden farklı bir intensiteye sahip kontrast oluşturabiliyorsanız bu görüntülenme objeyi görüntülüyorsunuz demektir kontrast cinsinde.
Evet, bu optik anlamda biyopsi veya optik görüntülemenin üstünlüklerine non-invasive, yani dokuya girmeden, kan almadan, kesmeden, dışarıdan, güvenli bu anlamda, hızlı, portable, taşınabilen cihazlar yapıyorsunuz. İşte bir, en azından bir tane fotodetektör ve bir tane ledle böyle bir ilkel bir cihaz yapabilirsiniz. Continuous, yani sürekli buradan sinyal almanız mümkün. Kamera kullanmasanız genelde kullanılmaz. Çoğunlukla değil mi? Genelde kullanılmaz. Bir dedektörle buradaki gibi veya bir fiberle sinyal görüp sinyal alabilirsiniz. Continuous'tür yani. Sürekli sinyal alabilirsiniz. Dokuyu devamlı izleyebilirsiniz. Inexpensive, bu çok ucuz. MR'a göre, bir efendim tomografiye göre, ultrasona göre bu modaliteler oldukça ucuz. Şimdi burada gördüğünüz bu spektrum, bakın, oksijenli hemoglobin, HbO2 ve oksijensiz hemoglobin. Yani kanımızda bizim ne var? Kılcal damarlarda ve diğer damarlarda kirli kan, temiz kan diye bir kavram var, değil mi? Bir de su var tabii. Vücudumuzda büyük miktarda su var her yerde. Kanın içinde de su var. Sıvı çünkü neticede kan. Ama önemli olan iki tane hemoglobin bileşiği var. Kromofor var. Bu HbO2, burada kırmızıyla gösterilen grafik. Yani kandaki oksijenli hemoglobin moleküllerinin absorption spektrumu şöyle pikler yapıyor, bakın kırmızı grafik. Siyahla çizilen de kirlenmiş kanın, yani oksijeni azalmış oksijensiz hemoglobin, kanda o anda kirli kan kastediyoruz. O hemoglobinin absorption spektrumu dalga boyuna göre. Su bakın çok baskın. Su 5-600 nanometrelerden başlayarak giderek absorption'ı, yani dalga boyuyla orantılı olarak ışığı zayıflatma özelliği artarak devam ediyor ışın, suyun bakın. Bu nedenle vücudumuzda dokuda su olduğu için su buradan sonraki dalga boylarında çalışmak, yani hemoglobini ve oksijenli ve oksijensiz hemoglobini araştırmak o bölgede, damarda. Yani oksijen doyumunu ölçmek, daha doğrusu doku canlılığını ölçmek, tümör de buna eşlik edebilir veya tümörsüzlük bu hemoglobin miktarlarını önemli miktarda etkiliyor. Optik olarak siz o bölgede oksijenli ve oksijensiz hemoglobin konsantrasyonlarını bu optik ölçümlerle yakalamaya çalıştığınızda, bu bölgeye geçerseniz su size baskın geliyor. Suyun absorpsiyonu çok yüksek. O nedenle şu bölge tercih ediliyor. Su burada bakın nispeten absorpsiyonu düşük. Çünkü bu hemoglobin etkilerini su bastırır bu bölgede çalışırsanız. Evet. Böyle de bir seçim yapmanız gerekiyor. Şimdi bu imaging'de, yani görüntülemede, optik görüntülemede çok karşımıza çıkan uygulamalar tümör, kanserli dokuların anlaşılması. Uygulamalar en önemlisi bu. Biz bunu bugünlerde termalde çalışıyoruz. Yani dalga boyunu 9-10 mikrometrelere çıktığı büyük dalga boylarına çalışıyoruz 2 seneden beri. Ama optik anlamda, yani visible veya near infrared bölgede çalışırsanız, az önceki spektrumu anlattım, ve optik çalışıyorsunuz demektir. Yani termal etkiyi ihmal ediyorsunuz. İşte bu optik görüntüleme, ki dersimizin konusu da o bizim, de kanserli bir dokuyu veya tümör bölgesini yakalama anlamında çok önemli. Ha, klinikte bu çok yaygın kullanılmıyor şu günlerde. Amerika'da ve Avrupa'da araştırma niteliğinde veya birkaç klinikte kullanılsa da, yani bir MR gibi, bir tomografik ultrason gibi klinikte çok bol miktarda kullanılamıyor. Onun da sebepleri var. Çözünürlük düşük. Yani piksel anlamında görüntüleme yapmadığınız için genelde. Evet, uzatmayalım. Bakın burada bir meme kanseri senaryosu var. Bu üç boyutlu bir görüntüleme yaparsa, mesela burada ultrason veya başka aygıtlarla, MR'la bu yakalanmış. Üç boyutlu bir ortamda bu yarı meme dokusu, karsinom, kırmızı bölge, kanser, diğeri sistler veya zararsız diyebiliriz bu oluşumlara. Burada da bunun yatayda, ya profilden görüyorsunuz. Bakın, üç tane şey kullanılmış. Parametre veya bir yol boyunca göreceğiz onları. Bu dokuda, fantom da olabilir, sahte doku da olabilir. Ki biz bunları çalıştık zamanla. Profil olarak şu yapının veya şu gerçek hayatta bu yapının 3 aşağı 5 yukarı ölçüleri belli. Nesine bakılmış optik anlamda? THC'sine bakılmış. O nedir? Relative Total Hemoglobin Concentration. Yani şu bölgede, meme bölgesinde dokuda total, relatif tabii bu. Relatif nedir? Bağıl. Yani
Mutlak değil bu. Bir ölçüm öncesi, ölçüm sonrası veya bir hafta önce, bir hafta sonra, 6 ay önce, 6 ay sonra. Yani bağıl, relatif, bir referans duruma göre artma var mı, azalma var mı? Difference veya farsallık ölçme anlamında. Relatif, TH, THC, Total Hemoglobin Concentration. Hemoglobin kim? Az önce anlattığımız yukarıda kandaki, bu bölgede kanlanma var. Kılcal damar var, iri damarlar var. Dokunun canlı kalması için kalp üzerinden bu besleniyor meme dokusu. Bütün vücudumuz besleniyor böyle. Kılcal ve orta boy damarlarla. Dolayısıyla bu dokuda ki hemoglobin konsantrasyonunu biz optik olarak map edersek böyle, map edebiliyorsak edebiliriz, o bölgedeki anormalliği yakalayabiliriz. Mesela bak şu bölgede hemoglobin konsantrasyonu color barlar gösterilmiş. Kırmızıya gittikçe konsantrasyon yüksek. Maviye veya laciverte gittikçe düşük. Bu bölgenin oksijen konsantrasyonu, hemoglobin konsantrasyonu düşük. Bu bölgenin sarı ve kırmızımsıya başlamış. Yani tümör var demek anlamına geliyor. Nitekim burada vardı bakın. Bir başka ölçüm yapılmış aynı doku üzerinde, bir başka modality yine optik anlamda. Oksijen doyumu SDO2 relatifine bağıl oksijen doyumu ölçümü yapılmış. Yerel, local. Bir de ne var bizim mesela? Vücudumuzun genel oksijen doyumu var. O burada anlatılmıyor. Parmağa takılan bir prof var biliyorsunuz. Pulse oksimetri. Hastaneye yoğun bakıma gittiğinizde hemen parmağınıza ondan takılır. Bu da bir optik monitoring meselesi. Ama orada imaging yapılmıyor. Bir prop var sadece. Bir led var, iki tane led var. İşte fotodiyot üzerinden. Arterial, yani vücudun tümüne ait genel, global olarak bütün vücudun oksijen doyumu ölçülüyor. O çok önemli bir şey. Komaya giriyor musunuz, girmiyor musunuz, travma mı geçirmişsiniz? Hemen ölçülür. Burada anlatılan lokal, bakın meme bölgesindeki bir bölgenin oksijen doyumu ölçülmüş burada. Nitekim bakın yine mavi bölgelerde oksijen doyumu düşükse işte tümör yok, sarıya kaçan bölgelerde var. Fakat burada bir ayrım gücü yüksek değil bakın buraya göre. Bir başka ölçüm yapılmış. Yine dokunun müse üssü, dersin içine geçti bunlar. Saçılma scattering parametresi ölçülmüş optik yöntemle. O haritalanmış koordinatlara göre. Bakın o daha da güzel göstermiş değil mi? Yani kırmızıya doğru gittikçe renk kodu RS üssü parametresinin average, o bölgesel scattering coefficient'ın çizdirilmesi koordinatlara göre. Bakın onun değerinin yüksek olduğu bölge tümöre karşılık geliyor. Burada güzel bir ayrım gücü var burası gibi. Evet. Yani üç tane parametre optik yöntemle ölçülmüş. Şimdi bu klinikteki optik görüntülemenin kullanılabileceği klinik senaryolar nedir mesela? Bakalım. Stroke detection monitoring. Yani beyinde bir felç olayı izlenebilir optik yöntemle. Mesela beyine bir şüpheli stroke durum, felç geçirme riski varsa bir bandajla bir dedektör sistemi konarak oraya optik olarak beyin damarlarındaki kandaki oksijenlenme veya akış ölçülebilir optik yöntemle. Veya siz hemen acil olarak o kişi bir yer, diyelim ki bir hastaneye götürmek onu çok zor, yolda mesafe var. Böyle bir portable optik cihazda onun beyin damarlarındaki oksijenlenmeyi veya akışı ölçebilirsiniz. Zaten bu değerler size onun stroke, yani felç geçirip, beyin kanaması geçirip geçirmediğini gösterebilir. Sofistike cihazlar da gösterir bunu ama hastaneye gitmeniz gerekir. Tomografiye sıra gelinceye kadar hasta yolda belki de çok zor durumda kalabilir. Diğer bir uygulama az önce bahsettiğimiz gibi Cancer Imaging and Diagnosis. Tümör, yani kanserli bölgenin özellikle deri kanseri ve meme kanseri yüzeye yakın bölgelerde. Çünkü optik ölçümlerin derini çok fazla değil arkadaşlar. 1-2 santimin aşağı inemiyor. Bir tomografi gibi bütün vücudu tarayamıyor. Yani yetmezliklerinden biri bu. Yüzeye yakın bölgelerde oluşabilecek tümör, yani kanser tümörlerinin, ki bunda meme kanseri ve özellikle de deri kanserlerinde bu optik yöntemle siz görüntüleme ve dolayısıyla tanı koyma yeteneğiniz vardır. İzleyebilirsiniz bu yöntemlerle. Kanser therapy monitoring, kanser tedavi izlemesi. İşte kanserde tümör var, meme kanserinde veya deri kanserinde. Buna ilaç tedavisi yapılıyor. Adjuvant terapi deniyor. Tamamlayıcı terapi yapılıyor.
ilaç veriliyor veya kemoterapi yapılıyor veya radyoterapi yapılıyor. Acaba tümör küçülmüş mü? O bölge normalleşiyor mu? Bunu sık izlemek gerekiyor. Her seferinde hastayı MR'a götür, ultrasona götür yapacağınıza böyle portatif bir optik sistemle o tümörlü bölgenin tedaviye yanıt vermesini, yani tedavide o bölge gelişiyor mu, iyileşiyor mu anlamında optik yöntemle o bölgenin doku parametrelerini izleyebilirsiniz. Mitokondriyal disiz, hücresel anlamda optik görüntü yapabilirsiniz. Epilepsi, epilepsi nedir biliyorsunuz? Beyinde belirli bir bölgedeki anormal şarjların, yani yüklerin deşarjıdır. Kontrolsüz biçimde. Yine beyine bölgesinde bir lokalizasyonla fokul, yani epileptik odağı optik görüntülemeyle yakalamak mümkün. Evet, brain activation. Bu brain activation iki türlü olabilir. Bir, beynimizin fiziksel çalışması, bir de zihinsel çalışması. Yani mental aktivasyonda olabilir. Bütün bu olaylarda beyinde belirli bölgeler kanlanıyor biliyorsunuz. Bunu neyle inceliyorlar? Functional imaging'le, functional MRI'larla, functional tomografiyle beynin bir aktivasyonunu, işte konuşurken, matematiksel bir şey çözerken, stres altında, baygınken, uykudayken, bütün bunlar beynin fiziksel parametrelerine yansıyor. Bu zihinsel ve fiziksel aktivasyonlar, etkinlikler. Dolayısıyla biz beynin beyin bölgelerini, işte serebral bölgeyi de optik dedeksiyonla, optik monitoringle izlememiz mümkün. Muscle activation, bu kasla ilgili, yani bir kas hastalığı veya bir fiziksel bir spor olsun, diğer bölgelerde olsun, kas hastalıkları olabilir, eklem gibi, bu bölgelerin çevresel damarlarda, yani peripheral vascular disease anlamında çevresel damarlardaki kanlanma, flow, akış bilgileri, oksijenlenme parametreleri optik yöntemlerle, cihazlarla ve optik görüntülemeyle izlenebilir. Bakın, bunlar da arttırılabilir. Böyle önemli başlıklar alınmış. Şimdi bunları kısaca, biz bunu derslerde verdik veya introduction dersinde var bu. Ama bundan hızlı geçeceğim. İşte ışık dokuda transport olurken, aktarılırken hangi olaylarla karşılaşıyoruz? Fotonlar, değil mi? Foton bir yerden giriyor, elektrik alanı olarak giriyor. Intense diyoruz biz buna, anlattık derslerde. Bu derste de bunlara zaman zaman geri dönüş yaptık. Dokunun içerisinde particle'lar var, yani organeller var, işte hücre var, hücre dışı matrisler var, kas yapıları var. Bütün bunlar bizim, bunlar hareket edebilir, etmeyebilir. Bu derste çok konuştuk bunları. Bu saçıcılar, özellikle bu saçma işine sebep olur bu particle'lar. Bir miktar da absorption olur. Yani giren ışık çıkmadan yok olur. Isıya dönüşür. Çoğu da böyle bu parçacıklara çarparak yolunu random olarak şaşırır. Açısal olarak gezinir. Ve bir yerden çıkar. Dedektörü nereden oraya koymuşsak. Evet, how are the photons lost from the incident light beam? Evet. Fotonlar ne kadarı, değil mi, şey olur, kayıp olur diye baktığımızda, pardon, işte biz intensite olarak foton girmiş, L uzunluğunda doku var, ortam var. Çıkan fotonlar bir zayıflamaya tabi tutuyor. Buna ne diyoruz? Bell-Lambert yasası diyoruz. Yani buradan çıkan foton, giren fotondan muhakkak azdır. Bir zayıflama vardır. Absorption vardır, yani absorption coefficient yolla orantılı ve bu dokunun absorption katsayısıyla orantılı. Exponential bir şekilde bizim giriş intensitemiz, fotonu anlatan intensity, ışık şiddeti azalarak dışarı çıkacaktır. Evet, burada tabii ki bunu belirleyen yol ve bu dokudaki absorption katsayısı. Bir de konsantrasyon, yani bu absorption'a sebep olacak malzemenin miktarı tabii ki önemlidir. Evet, dalga boyu burada lambda ve bütün bu dokudaki absorption'ı anlatan, zayıflamayı anlatan bir extinction coefficient var. Yani yok olma veya fotonları öldürme katsayısı diyelim. Bu da dokunun, mesela kan dokusunda farkıdır, yağlı dokuda farkıdır, kaslı dokuda farkıdır gibi. Evet, absorption'ı sebep olanlar nedir işte? Moleküller. Hemoglobin, su, yağlar, lipidler, dokuda çünkü bunlar var, hemoglobin var. Hemoglobin nerede? Kılcal damarlarda, az önce anlattım. Su var her tarafta,
vücudun %70-80'i su. Demin anlattım o spektrumda değil mi? Su bakın bayağı bir absorption yapıyordu deri dalga boylarında. Hemoglobin yapıyordu oksijenli ve oksijensiz. Yağ molekülleri yapar. Bütün bu kromoforlar yani o fotonu etkileyen bu şeyler, biyolojik malzemeler miktarı da önemlidir tabii ki. Evet. İkinci bir özellik nedir? Benim giren ışığım saçılmaya maruz kalabilir. Bunu anlattık bu derste bayağı. Ve işte random bir yol almayla bu L kalınındaki bir dokuda değil mi? Bir yerden çıkar. Çok yerden çıkar da biz oraya nereye bakıyorsak, dedektörümüz nereye koymuşsak bir saçılmayla bütün fotonlar dokuyu terk etmek isteyebilir. Evet. Yine saçılmaya bağlı zayıflatmayı ben bir saçılma kas sayısı, müres de anlatırım. O da absorption gibi kabaca bir exponential dikey çökmeyle kendini gösterir. Dalga boyuna bağlıdır o yine. Evet. Yani dokuda fotonlar açısından iki türlü bir zayıflama söz konusu. Bunların biri absorption, ki absorption coefficient ile anlatılır. Diğeri de scattering coefficient, mües. Evet. Bu saçılmalara sebep olanlar nedir? İşte az önce de anlattık. Saçıcı malzemeler, particle'lar, organeller, hücreler, hücreler arası bağlantılar. Bütün bunlar saçı fotonları saptıran malzeme, biyolojik malzemelerdir. Evet, diyebiliriz. Speckle, bakın hemen şeye geçti. Bu sunu tabii, ders anlatmıyoruz biz burada. Atlaya atlaya gidiyoruz. Ama bir güzel görselliği var bunun. Bu saçıcılar eğer dynamicse, yani hareket ediyorlarsa, bir kan akışındaki kırmızı kan hücreleri ise bunlar, veya bir sıvı ortam var orada, akışkan bir ortam var az da olsa dokunun içinde. Bunlar zamanla değişken bir hareket yapıyordur değil mi saçıcılar? Bunlara çarpan fotonlar da nedir? Bir buraya ben dedektör koymuşsam ki derste çok anlattım bunu bu dönem değil mi? Bir fluctuation var. Yani fotonların intensitesi bu saçılmanın dinamikliğine bağlı olarak ki her taraf hep aynı yeri görse bile dedektör değil mi? Bunlar zamanla yer değiştirdikleri için bir zamanda aldığım tek bir noktadan aldığım sinyal fluctuate edecektir. Random genlikler oluşturacaktır. İşte bu sinyalin neyi vardır? Bir autocorrelation function vardı değil mi? Bir işte bir field autocorrelation vardı. Bir de intensity autocorrelation vardı. Bu autocorrelation bana bu zamanda çalkalanan random sinyalin içindeki ortaya çıkan değerlerin birbirine benzerliğini veriyorduk. Autocorrelation. Yani aynı sinyal içindeki yapının autocorrelation'ı. Evet. Bu autocorrelation'a bağlı olarak değil mi? Biz speckle imaging yaptık. Bu dönem anlattık. 3-4 hafta anlattık bunu. Kan akışı ölçebiliyorduk. Çünkü kan akışı neydi? Damarlardan akan kan ne demektir? Onun içindeki parçacıkların akması. Yani bu saçıcıların akması anlamına geliyordu. O nedenle kan akışını en direkt olarak ölçebiliriz. Speckle imaging'le. Yani autocorrelation üzerinden. Mesela burada bakın biraz böyle bir şey güzel resimler vermiş. İşte ışık ve saçıcıların şeyleri. Yani bir anlamda temsili resimleri. Evet. Şimdi biz bir doku için bu şeyler hangi değerlerde acaba? 3 aşağı 5 yukarı. Veya bu müessin veya müa'nın tersi yolu veriyordu bize biliyorsunuz. Değil mi? 1 bölü mües veya 1 bölü müa tersini almışsak. Onlar yaklaşık olarak bu aralıklarda. Civarda. Evet. Ve yine biz işte ultrason eğer kullanacaksak değil mi? Ultrasonda da yani megahertz olarak hangi frekanslar kullanırız? Böyle bir yorum karşımıza görüyoruz. Peki. Şimdi bir doku için biz bu şeyleri, ön bilgileri verdikten sonra ölçüm yaparsak biz ne elde edeceğiz? Yani what has been gained? Ne kazanacağız? Can separate scattering from absorption? Yani dokudaki saçıcılığıyla absorption'u ayırt ettirebilir miyiz ölçümle? Can measure absorption in turbid media? Absorption miktarını, dokunun absorption'ını yani fotonları ısıya dönüştürme özelliğini turbid medya'da, yani turbid medya bizim için difüz ortamda ölçebilir miyiz? Can measure scattering in turbid media? Yine bu difüz ortamda, turbid medya'da saçılma ölçebilir miyiz? Yani fotonların random yürüyüşlerini kasteden. Evet, bunlar ölçülebilir büyük miktarda.
Peki, heterogeneous media ne demek? What about heterogeneous media? Heterogeneous media arkadaşlar, dokudaki bu müa ve müvesin dokudaki koordinatlara göre her yerde aynı olmaması. Aynı olmaması. Zaten aynı olursa bizim için pek bir sorun yok. Biz heterogeneous'liği anlamak istiyoruz. Yani kontrastı anlamak istiyoruz. Bizim mesela bir doku bölgemiz var. Her tarafı homogeneous. Yani bu müa ve müse bir farklılık yaratmamış. Bizim için bir şey değil bu yani. İlgimiz çekmez bizim. Hamun bu bölgesinde, küçücük bir adasında müa çok değişiyor. Veya mües çok değişiyor. Ha, orada bir anormallik var değil mi? Oraya dikkat etmemiz lazım. O bir ayrıcalık. Yani bir heterojenis bir yapı. Küçücük bir bölge. Ha, orada dikkat edeceğiz. Bu tümör olabilir mi? Olamaz mı? Ana bölgeden kopmuş. Heterojenislik bu. Evet. Şimdi bu dokudaki burada anlatılan teori arkadaşlar, bu dersin birinci bölümü var size anlatmayacağımız. Yani önümüzdeki dönem kısmetse anlatacağımız introduction dersindeki konuları ama hızlı geçeceğim. Yani bizim oksijenli ve oksijensiz hemoglobinli ölçebilmemiz için dokuda optik olarak, demin de vermiştim bunu, bakın suyun yine absorpsiyonunu görüyorsunuz. İki tane dalga boyu ihtiyacımız var. Ve bunları şeyden biliyoruz, literatürden biliyoruz. Hangi dokuyu çalışıyorsak, mesela meme dokusu, yağ dokusu, kas dokusu, onun bu kas sayılarını biz şeyden biliyoruz, fizyolojiden biliyoruz. Konsantrasyon, dalga boyu da kullandığım dalga boyunu biliyorum. Dolayısıyla iki denklem, iki tane ölçüm var. Bu konsantrasyon miktarlarını HB köşeli paran içerisinde yakalama mümkün. Yani dokunun oksijenli ve oksijensiz hemoglobin konsantrasyonunu yakalayabilirsem bu ölçümlerle ve literatürdeki şunların sabitleri kullanarak şunları yakalayabilirsem buradan o dokunun şeyini, sağlıklı ve sağlıksız hakkında şey yapabiliriz. İşte bu hemoglobinin oksijenli mi, oksijensizin konsantrasyonun toplamına, yani bir doku bölgesi var. Oradaki oksijenli ve oksijensiz hemoglobin konsantrasyonu tamamına, total'ına ne diyoruz? Adı üzerinde total hemoglobin konsantrasyonu, THC. Bu önemli. Bunu biz kestirebilirsek, bu iki dalga boyu kullanarak, ki zaten şeyde de böyle yapılıyor, parmaktan yapılan, az önce bahsettiğim global, yani arteriyel oksijen doyu pulse oksimetriste kabaca iki tane dalga boyu kullanıyor böyle. Oradan oksijen konsantrasyonu yakalıyor aslında bir anlamda. Şunu yakalıyor yani, şunu. Tissue oxygen saturation, ama orada global, bütün vücuda ait. Biz diyor yerel de yapabiliriz diyor. Bir küçücük bölge içinde bunu yapabiliriz. Neymiş? Toplamını paydada kullanırsanız oksijenli hemoglobini bunlardan birini toplamına böldüğünüzde STO2 çıkıyor. Ya global anlamda, arteriyel anlamda veya bölgesel anlamda. Yani bu olay çok basit. Yeter ki siz bunları teker teker kestirebilin bu denklemden, ölçümlerle. Bu kamerayla olabilir, dedektörle olabilir. Ondan sonra şu basit oranla o bölge veya global olarak vücudun oksijen doyumunu yakalamanız mümkün. Evet. Şimdi tamam, bunları böyle yaptık da, bakın atlıyoruz tabii, bu sunu, ders değil. Dokuda biz bu şeyi görüntüleme yapabilir miyiz optik yöntemle? Yapabiliriz. Zaten biz bunu bu dönemki dersimizde diffuse optical tomography olarak yaptık. DOT. Yine burada anlatılan üstü kapalı o. Bir de ne yaptık? En son hafta, bir iki hafta ultrason modüleli optical tomography yaptık. Yani yine her halükarda optik kullandık. Işık kullanarak bir bölgede, bir dokunun vücut bölgesinde işte erişilebilen bir uzaklıktaki bir yapıyı 3 boyutlu, önce 2 boyutlu, sonra 3 boyutlu olarak görüntüleyebiliyor muyuz içini, yapısal içini optik yöntemle? Bu image reconstruction problemi oluyor. Yani görüntü geri çatma, görüntü elde etme problemi oluyor. Inverse engineering, inverse problem oluyor. Oldukça matematiği var. Yani kısmen biz bunları anlattık size. Bir ne var? Fluence rate'imiz var. İşte bu çarpan ışığı anlatan fluence rate'imiz var. Bu içeride geziniyor, saçılıyor ve biz bunu bir yerden yakalayacağız dedektörlerle. İşte anlattık hatta. İşte dedektör, source dedektör çiftlerini DOT'ta belirli açılarda gezdirebiliyoruz. Tabii burada ne yapılmış? Bir giriş ışığı, lazer, bir de çıkış dedektörüm var, değil mi? Sinüzoidal düşünürseniz elektrik alanı olarak bir faz yaratıyor.
ortamdan geçerken saçılmaya bağlı olarak ben dedektörümü şuraya koymuşum veya şuraya koymuşum. Sorsun burada incident ışık şiddeti ve buradan da alıyorum bir yerden. Bir faz oluşacaktır değil mi? Çünkü gecikmeden dolayı o faz bana bir bilgi verecektir. İşte tomografinin temeli bu. Optik tomografi. Bunu anlattık biz size bu dönem. Bu denklemleri de üzerinden çok geçtik. Anlatmayacağım bunu tabii. Şimdi ve burada olay ne? Hatta o DOT'un son sayfalarında bu dönem anlatırken inverse. Burada bir ne vardı? Kas sayılar matrisi vardı. Bu noktasal heterojeneous değişimler vardı. Ölçtüğüm sinyal vardı değil mi dedektörde? Buradan bu inverse çözüm yaparak matrisin tersini alarak ben o koordinatlara bağlı o tümör odağı olan küçük yapıyı lokalize edebiliyordum. Bunu harita gibi bir map edersem o bölgeyi o organ o bölgedeki müayı çizdirebilirim. Yani tümörlü bölgeyi çizdirebilirim. Eğer o tümörlü bölgenin koordinatlarını bu müal değerleri cinsinden, pikseller cinsinden çizdirebilirim. Yani onu haritalayabilirim, görürüm bir anda. Hesaplamalı görme oluyor bu. Evet, bakın burada bir görsel var. İşte bir koronal yani profil diyelim biz buna. Yapı var, 3 tane yapı var burada. Bu prizmatik şeyde 3 tane tümör, sentetik tümör olduğunu düşünelim bunların değil mi? Burada bu source dedektör çiftlerimiz var. Demin dediğim gibi bakın source'lar bunu gezdirebilirsiniz. Buradan vermiş, buradan almışsınız. Buradan bu dedektörde aldığınız sinyalin deminki denklemden geri dönüş yaparak bunları yatayda yani şu bakışta değil mi? Şu bakışta bakın çizdirmişler, pilot etmişler. Bunlar homojen bir ortamda heterojen yapılar. Müa yapıları. Fantom veya sentetik oluşturmuş. Evet. Sonra ne anlattık size? Dedik ki biz scatter speckle imaging kullanarak bir de speckle tabanlı yani böyle istatistiksel anlamda bizim içerideki saçılmayı dışarıdan karakterize edebiliriz. Ne yaparız? En güzel uygulama flow ölçeriz. Değil mi? Akış ölçebiliriz. Ve yani o parçacıkların hareketini ölçebiliriz demiştik. İşte deminki slide'da da vardı bu. Autocorrelation, speckle autocorrelation tabanlı ölçümler yapabiliyorduk. İşte giren ışık, photomultiplier tüp belirli bir açıda konumlanıyor ve akışa belirli bir açıda bakan dedektörümüz bu. İçeride de akışın flow malzemesinin içindeki particle'larımız hareket ediyorlar. Bunların vasıtasıyla ben bu akışı ölçüyorum. Çünkü benim speckle'ımı yaratan biyolojik malzemeler bunlar. Örneğin kırmızı kan hücreleri. İşte dedektörde aldığım bir sinyal örneği bakın. Derslerde anlattık bunları. Field fluctuations değil mi? Field autocorrelation'da buradan yakalayabiliyordum. Oradan ne yapmıştık? Teoride anlattım ben size. Bu tau'ya bağlı autocorrelation logaritmik çizilmiş. Bu aslında eğrisel, exponential ama logaritmik çizildiği için lineerleştirilmiş şu arkadaş modülü. Ve bu hız, çökme hızı bize flow'la ilgili bilgi veriyor. Saçılma ne kadar fazlaysa burada birim zamanda akan saçıcı miktarı bu çökme hızı bize içerideki bu yer değiştirme miktarını veriyordu. Hatta teoride bunları anlatmıştım size. İki türlü model vardı. Ve buradan akış kestirebiliriz. Bu iç yapıdaki akışı kestirmemiz mümkün. Evet, yüzeye yakın tabii ki. Mesela bakın burada bir bu teoriye uygun bir uygulama. İşte bir setup. Damarda bir ölçüm yapılıyor. Input fiber. Buradan bir safir laserla ışık veriliyor. Input fiberle veriliyor. Sonra output. Buradan alınıyor ışık. Burada damar bölgesi var. Ve buradan autocorrelator'a veriliyor. Yani bilgisayarda da yapabilirsiniz bu işlemi ama bunun için yapılan özel donanımlar vardı eskiden. Yani correlation'ı hesaplayan gömülü sistem diyelim. O günün teknolojileri. Yani 1990'lar falan. Ama şimdi artık bu sinyali siz direkt alıp buna gerek kalmadan yazılımla bu autocorrelation işlerini yapmanız mümkün. O zaman bir programlanan bir donanımda cihazda yapmışlar autocorrelation işini. Çok da önemli değil. Evet.
Bu arada da tabii şey yapıyorlar, yandan hastanın basıncını kontrol ediyorlar. Bakın ne görüyorsunuz? İşte yine autocorrelation function, bu hesaplamadan, bu alınan sinyalden autocorrelation hesaplanıyor ve autocorrelation logaritmik çizdirilmiş, kabaca lineer gibi görülüyor, değil mi? Bu belirli basınç altında, biz de basınç ne yapar arkadaşlar? Biz basıncı değiştiriyoruz. Burada bir manometre üzerinden kolumuzun akışını kesiyoruz. Canlı ama yani benim istediğim steplerde kan akışı oluşturuyorum ben burada. Değil mi? Buraya bir bandaj yaparsanız çok sıkı kan akışını durdurursunuz. Akış sıfıra yaklaşır. Tehlikeli ama ölçüm için. Yani ben buradan manometrik bir ayarla buraya verdiğim kan akışını kontrol ediyorum bakın. 150 milimetre civa, 100 milimetre civa. Yani bu kan akışlarını ben biliyorum. Biliyorum ve bu bilinen input durumu için bunu kuantitif olarak autocorrelation üzerinden ölçmem mümkün. Evet. Bakın buradan bir şey yapsak, dikine bir çizgi indirsek değil mi? Şöyle. Buradan veya şöyle yapsak, yanlış yaptım. Bunun belirli bir değere düştüğü, mesela 0.5'e düştüğü değeri şöyle alsanız, buradan aşağı doğru inseniz böyle değil mi? Her eğrinin size vereceği bu autocorrelation zamanı farklı olacaktır. Demek ki autocorrelation time'da bu akışları kestirmeniz mümkün. Yani yeter ki autocorrelation function'ı hesaplayın sinyalden. Anlıyoruz. Evet. Bu akışları, akış eğrilerinin her biri için ayrı bir zaman çıkacaktır. O zamanı ben hesaplamalı bulabiliyorsam bunu bir kalibrasyonla akış bilgisi olarak kullanabilirim. Evet. Bu ölçümlerden o kabaca doğrusal gibi olan logaritmik çizilmiş autocorrelation sinyalinin eğimi demiştik, bize bir kan akış indeksi verebilir. Blood flow index, BFI verebilir. Yani bunu 3'tür, 5'tir gibi bir sayısal değerle nitelendirebiliriz. Relative blood flow change deriz buna. Yani şu blood flow indeksi. Relative ne demek? İşte akış öncesi, akış manometreyle pazumen yaptım. Akışı hiç kasmamıştım akışı. Bir ölçüm yaptım, sonra akışı düşürttüm. Bir pazument bağladım deminki koluma. Bunun basıncını oynuyorum ve farklı farklı modlar için ben bağıl olarak artma ve azalma anlamında ilk duruma göre relatif bu BFI'yi ölçebilirim sayısal değer olarak. Yani bu bana şey verir, tıbbi bir bilgi verir. Evet. Dolayısıyla bizim doku da bu anlamda biz dediğimiz gibi birçok ölçüm yapmamız mümkün. Burada özetlemişiz işte. Absorption değişimleri olabilir dokuda. Scattering değişimleri olabilir. Demin anlattık lambdaya göre. Saçışlar değişebilir. Bunu anlattık. Bu esaslara göre ölçüm yapmam mümkün. Burada biraz fizyoloji verilmiş. Çok da önemli değil bu. Dolaşım sistemi, circulatory system. İşte kırmızı kanımız, biliyorsunuz kalbimiz burada. Değil mi? Son vertikülden, aorttan bütün kan, temiz kan vücuda basılıyor. Vücudu besliyor, bütün dokuları, kılcal damarlara kadar gidiyor. Her yere kadar gidiyor, beynimiz dahil. Kirlenerek geri dönüyor, mavileşiyor şeklen. Oksijeni düşüyor bunun, demin anlattığımız. Ve kalp üzerinden akciğere pompalanarak temizlensin diye bir sonraki cycle için temizleniyor. Tekrar başlıyor. Bu heart rate hızında yaklaşık saniyede bir tur atarak böyle bir sirkülasyon var, dolaşım var. Evet, şimdi burada belki şey gelebilir. Bizim atar damarlarımızdan temiz kan dolaşırken arada şeyler var, kılcal damarlar var arkadaşlar, kepileri var. Yani vücudumuzun her tarafı böyle iri damarlarla örülmemiş. Gözümüzün görmediği kılcal damarlar var, lenf sistemi var. Ve neticede biz atar damarlardan kılcal damarlara, oradan şeye, dokuya, geri dönüşlerde kılcal damarlar üzerinden tekrar venlere gelerek, kirli kanı toplayan ana damarlara gelerek bu dolaşım böyle kendini tekrarlıyor. Bütün espri şu: kalpten çıkan temiz kanın hemoglobin yüzdesi çok fazla. Kirlenerek, vücudu dönerek kirlenen, vücudu besleyen kan dönerken venlerden geri dönüyor. Biz ona böyle mavi ve yeşilimsi görüyoruz. Elimizde, damar kolumuza baktığımızda. O kirli kan deoxygenated olan temizlensin diye tekrar akciğere
geri dönmek zorunda. Evet. Şimdi o zaman bizim oksijen doyumumuz ve oksijen değişimimiz, oxygen exchange, yani temizdi de vücudu dolaşırken kirlendi. Ne oldu? Oksijen miktarı değişti. Herhangi bir durum için bakarsanız. Dolayısıyla işte az önce dediğim gibi vücudumuzda full oxygen saturation var. Kan oksijen doyumu çok önemli parametre. SO2. Az önce de anlattım. Nedir? Toplam, o bölgedeki toplam oksijenli ve oksijensiz hemoglobinin konsantrasyonu toplamını faydaya alıyorsunuz. Oksijenli konsantrasyona bölüyorsunuz. Bu yüzde çok önemli. Mesela sağlıklı bir vücutta bu %95'in altına düşmemesi gerekiyor. 90'ın altına düşmemesi gerekiyor. Bugünlerde bu çok popüler oldu biliyorsunuz. Covid'den dolayı bu Covid akciğer zatürresi yaptığı için erken tanı anlamında hastanın bulguları ileri dereceye kötüleşmeden önce global oksijen doyumunun düşmesi de bir önemli gösterge olarak söyleniyor. Yani o nedenle bu parmaktan oksijen doyumu ölçen aletlerin piyasası fırladı son 1-2 aydır. Fiyatları 3'e katladı. Yani siz bir şeyden şüpheleniyorsanız, oksijen doyumunuz düşmüşse, işte 90'ların altına inmeye başlamışsa, bu sizde akciğer yetmezliği anlamına geliyor. Yani kan temizlenemiyor. Dolayısıyla zatürreye başlamış denebilir bir anlamda. Yani bugünkü senaryoda da COVID başlamış denebilir anlamında yorumlanıyor. Yani oksijen doyumu vücudun hem global hem de mesela bizim konumuz olan yerel, küçücük bölgesinde de ölçülebiliyor. Evet, ona STO2 diyoruz. Tissue. Orada T, buraya T de giriyor araya. Evet. Yani iki türlü incelenebilir. Global ve yerel. Dolayısıyla işte bu mekanizma anlatılmış. Ne oluyor, bitiyor. Bunu zaten biyolojiden biliyorsunuz. Üzerine durmayacağım. Evet. Bu o zaman biz yukarıda sayılan bu klinikteki ölçümlerde temel parametreler ne olacak, neleri ölçeceğiz? Mesela beyin felcini anlamak için, kanser imaging yapmak için falan falan şunlar ölçeceğiz temelde. Yani optik yöntemler üzerinden hemoglobin ve oksijenli hemoglobin, oksijen hemoglobin konsantrasyonu ölçeceğiz. İki dalga boyu, kaç dalga boyuysa. Totalını ölçeceğiz. Bunun, esas şunları bildik, bunu biliyoruz bakın. Bunlar bunun türevleri. Ve bir ölçeceğiz bunlardan bağımsız olarak akış bilgisi. Yani saçıcıların akış bilgisi, flow, kan akışı bilgisi de ölçebiliriz. Kılcal damarlarda özellikle. Çünkü kılcal damarlarda kan akışı da bize tümörleşmeyi veya orada bir hastalık durumunu anlatıyor. Bakın şu parametreler çok 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 önemli parametreler. Dokunun canlılığı açısından. Viability, tissue viability deniyor bunlara. Parametre deniyor. Evet. Burada mesela bakın bir domuzda böyle bir ölçüm yapılmış. Domuz dokusu öldürülmüş bir süre sonra. Death edilmiş, live. Canlıyken, cansızken bakın. Bu akışla ilgili bilgiler kimi veriyordu? Kim veriyordu bunu bize? İşte oksijen söyleyeyim. Autocorrelation ölçülmüş burada. Speckle imaging yapılmış. Dedektör ve source dedektör çiftleriyle bakın. Bu bir doktora tezi. Ve o dokunun canlı ve ölü bölgelerinde bu şeyin ne kadar bakın dramatik değiştiğini görüyorsunuz. Kim bu? Burada alınan flow'la ilgili veya oradaki saçıcılarla ilgili, yani dynamic imaging ile ilgili, o sinyallerle ilgili autocorrelation function bize çok güzel bilgi veriyor. Bakın canlı ve cansız durumu anlatıyor. Optik tabanlı görüntüleme. Burada da derste bundan bir ay kadar önce anlattığımız difüz optik tomografi teorisini bayağı 3-4 hafta anlattık. Yani işte tümör görüntülemesi, MUA, az önce delta MUA vardı ya, delta MUA tabanlı tümör görüntülemesi için yapılmış bir araştırma cihazı bu. Bu bir, bakın, 2009'da yapılmış bir doktora tezi bu. Biz bu tezi çok kullandık. 5-6 sene Rejim Chu, Çinli bir bayanın, Amerika'da ve Alper Çorlu, bak bunlar Türk. Daha sonra bu arkadaş başka üniversiteye geçti. Turgut Durduran şu anda İspanya'da bir merkezde. İki tane Türk var. Bunlar önemli bir gruptu. Hala öyleler. Collaboration çalışıyorlar. Bu doktora tezi esaslı. Bakın difüz optik tomografi sistemi geliştirilmiş. Amerika'daki üniversitede.
doktora tezi yapılmış ve bu tez üzerinden de bazı işte veriler var. Onları verili paylaşmışlar. Evet. Şimdi bakın bu bir buraya hasta yatırılacak. Şu boşlukta meme aşağıya doğru sarkacak. Buradan optik sistem bakın. Fiberler geliyor. Bakın. Dedektör ve şey sistemi, source ve dedektör sistemi ve modülasyonlu bu. Derste anlattığımız o frequency domain veya amplitude modulation dot sistemi. Bundan işte 10 sene desek, 11-12 sene önce geliştirilen bir sistem bu. Bu arkadaşlar bunlar dediğim gibi klinikte çok yaygın kullanılmıyorlar. Çünkü MR, tomografi ve ultrason baskın şu anda şeyde. Biraz da bu tabii şey değil mi? Yani piyasa koşullarından dolayı da denebilir buna. Ama araştırma amaçlı böyle bayağı sistem var. Evet, bakın bunun iç yapısı çok da önemli değil bu. Karmaşık bir sistem bu. Ve bakın yatırılmış hasta deminki sistem vardı şu. Burada meme dokusu. Buradan source lazer modülasyonlu geliyor. Bakın RF detection elektroniği var. Modülasyon devresi. Bu elektronik kart hem modülasyon hem de dedeksiyon yapıyor. Yani gönderiyor ışığı. Burada lazerler var. Fiberlerle gönderiyor ışığı. Çoklu fiberler var. Bir matris şeklinde. Memeyi böyle değişik açılardan, bu cihaz dönüyor tabii. Burada tümör var mı diye. Karşıda sisli kamera var. Yani içinden geçen optik şeyi, bilgiyi alıyor bu. Kamera imaging yaparak o görüntüleme yapmakta. Yani inverse çözüm yapıyor tabii. Koordinatlara göre bakın source, burada source plane, şurada dedektörler, şey lazerler var. Görüyorsunuz. Hem şey hem de burada şey var. Kamerada çalışabilirsiniz. İkinci bir şık, gönderip geri alabilirsiniz. Yani böyle diffuse reflectance'da çalışabilirsiniz. Karşıya gönderip iki türlü çalışıyor cihaz. Transmit olan fotonları da kamerayla yakalıyorsunuz. Hem transmit modda çalışabiliyor hem de diffuse, içeri giren, yansıyan, geri gelenleri de dedektörlerle, foto dedektörlerle toplayabiliyor. Bu matris, şuradaki plate, hem lazerden gelen fiber ışık gönderici kafaları bir de toplayan foto dedektör şey pinlerinde, şey elemanlarında içeren bir matris. Yani yansımalı ve transmit modda çalışıyor. İşte dalga boyları şunlar. Kaç tane, 45 tane, bakın 45 tane bu da şey varmış. Işık gönderen fiber ucu. Transmission mod çalışmak için karşıda kamera, dediğim gibi. Re-emission mod, yani yansımalı çalışmak için de buradan 9 tane de ne var bu bölgede de, bu plate'de foto dedektör var. Güzel bir setup, çok güzel bir setup. Evet, o setup'la alınmış görüntülerden, yani gerek yansımalı gerek transmit ışıktan ne hesaplanmış, dalga boyları kullanarak bir saattir anlatıyoruz değil mi, total hemoglobin concentration'ı bulunuyor. SDO2 bulunuyor o bölgesel, bakın SDO2 tissue bu, global değil, meme bölgesinin oksijen doyumunu relatif ve yine meme bölgesinin optik kas sayısını, sıçılma kas sayısını ne yapmışlar? Hesaplayarak, o denklemler hesaplayarak şey çıkarıyorlar. Onları çizdiriyorlar burada bakın. Total hemoglobin concentration bakın. Bunlar. Kırmızıya gittikçe hemoglobin konsantrasyonu yüksek, tümör var bakın. Blood oxygen saturation hesaplıyorlar buradan. Yine bunu haritaya, koordinatlara göre çizdiriyorlar bu değerleri. Kırmızıya gittikçe yüksek bakın. Bu çok fazla bir şey vermiyor dikkat ederseniz. Ama şu total ikisini çok güzel veriyor bakın. Mesela şey yine müessi hesaplattırıyorlar. Bu piksellerden o da veriyor bakın. Ama en güzel veren total, toplam hemoglobin konsantrasyonu, Fransızca bari söylersek bize o bölgede tümör olup olmamasını makırlıyor. Güzel bir çalışmaydı bu. Çok güzel bir doktora tezi bu. Evet. Yine burada bu tür görüntülerden alınmış 53 yaşında bir postmenopausal female, menopoz geçirmiş bir bayanda 2.2 santim civarında ductal karsinoma, tümör var, meme tümörü var. Bu yani biliniyor bu. Bu kişi ölçümü yapılmış izin alınarak. Yani şurada tümör var. İşte zaten bu MR veya ultrasonda ne olduğu belli bunun. Dersin sunumun başında da göstermiştik. Bu kesinleşmiş yani bunun şey çapı. Ve bakın
veriyor. Bu RTH veriyor bunu. Total Hemoglobin Concentration çok iyi veriyor bunu. MUES de veriyor bakın. Optical Index de veriyor. Yukarıda 3'ünden 4'ünden Optical Index üretilir. Yani neticede siz bu konsantrasyonları biliyorsanız onun türevsel olarak başka indekslerde hesaplamanız mümkün. Kısacası optik görüntümüyle biz bakın değil mi? Bu hastalığı kesin tanı konmuş kişide tümörü optik olarak yani neye alternatif? Ultrasona veya MR'a alternatif olarak incelemek mümkün. Yine burada benzer başka bir şey var. Invasif ductal karsinoma var. 47 yaşında yine o premenopoz geçirmemiş bir bayanda 6 santim kist varmış. 1.3 santim şey varmış. Tümör varmış. Kistler büyük ama tehlikesiz mavi. Bunun çapı küçük olsa da tehlikeli bu. Karsinom, tümör. O da görülüyor burada. Optik aynı şeylerle bakın. Hemoglobin, STO2 ve MUES değerlerinin haritalanmasıyla yapılabiliyor. Burada da yine malin ve benign. Yani, Fransızca konuşsa malin ve benign. İngilizcesi malignant benign. Yani iyi huylu tümör, kötü huylu tümör. Tümör ama tehlikeli, tehlikesiz bir oluşum var. Onun farklılığını anlatıyor. Bakın. Burada bu dizi de verilenler hemoglobin konsantrasyonu falan yukarıdaki az önce sayılan parametrelerle burada tümör zaten ultrasonda veya MR'da mamogramda çıkmış. Bu da şey fibrodenoma, fibrosis. Yani oluşum var ama tümör değil. Evet. Brain activity yapabiliriz. Bu şey görüntülemeyle, optik görüntülemeyle demiştik. Functional activation in brain. Yani beynin fiziksel etkinliği, işte zihinsel, motor etkiler, bakın hareket yapıyoruz, biz parmağımızı oynatıyoruz mesela, finger movement, bakın parmağımızı açıp kapatıyoruz, o sırada beynimizde bir bölge aktif oluyor. Veya verbal fluency, sözel, yani biz bir şey konuşuyoruz veya konuşmuyoruz, tutup konuşuyoruz. Visual, görsel, bütün bu stimulation'lar, yani bize işitsel bir kulaktan şey verilebilir bize değil mi? Uyartım verilebilir. Gözümüze bir desen, patern, ışık çakılabilir gibi. Bütün bu etkiler beyinde bir karşılığı var. İşte beynin bu sıradaki etkinliğini optik olarak dedektör ve source şeyleri uçları koyarak yine konsantrasyon, pardon akış cinsinden bakın. Akış cinsinden bir ölçüm yaparsanız yani speckle imaging cinsinden oradaki şeyleri beynin aktif bölgelerini incelemek mümkündür. Evet. Mesela bakın parmak hareketi var burada. Finger movement. Yine beynin belli bölgesine şeyler yapıştırılmış. Bakın bir bandaj var. Bandajdan ışık verip ışık alıyorsunuz. Yani bu çok ileri bir görüntüleme değil. Çok basit. Ama bunlar çok kullanılıyor. Bunlar wearable. Çünkü giyilebilen cihazlar. Bakın source. Burada ne var? Kırmızı bölge source. Flow direction var. Ve oxygen detector var. Yani yine bir ışık vererek o bölgede akış bölgesine, damar bölgesine yakın siz akışı ölçebiliyorsanız ve oksijen konsantrasyonu da ölçebilirsiniz tabii ki. O bölge normal mi, anormal mi diye veya belirli hareketler karşısında o bölgenin cevabı nedir? Yani fizyolojik cevabı nedir? Akış var mı, yok mu? Gibi bu şu parametreleri ölçmeniz mümkün. Bunları neyle ölçüyoruz? Dalga boyunu ölçüyorduk. Bakın bu sunumun başında hep şu üç parametreyi ikisi şeyle müa ve şey yani konsantrasyonlar cinsinden şu da scatter imaging cinsinden yani şey saçların hareket cinsinden akış. İşte bu akış ve konsantrasyon parametreleri fizyolojik dokunun beyin olsun meme kanseri olsun çok önemli durum göstergesi olarak yorumlanabilir optik anlamda. Evet. Opportunities for optics. O zaman biz bu optik ölçümlerle elimizdeki fırsatlarımız ne? Continuous CBF monitoring at the bedside. Ha. İşte akış kan akışı ölçerek hasta başı ortamlarda anında yani bir cihaz takarak hastaya sürekli bu akış bilgilerini izlememiz mümkün. Direct measurements of tissue microvasculature. Mikro damar yapısının ölçümünü yapabiliriz. Demin anlattık. Combine with
Aneres dos, yani şeyle yaparak bunu diffuse optical spektroskopi ile yakın kırmızı altı bölge, yani demin anlattığımız 800-900 bin nanometreler bölgeleriyle beyinle ilgili cerebro metabolizm yani beyin çalışmaları da yapılabilir. Evet. Bu işte yine akut iskemik stroke. Bakın anında bir şey oluşmuş, beyinde felç oluşmuş, beyin felci. O kişinin beyin görüntü dedektörler optik olarak incelenmiş belli bölgelerde. Bakın ışık veriliyor, ışık alınıyor. Işık veriliyor. Tabii bunun çok derine gitmesi beklenemez tomografi gibi. Ama en azından kafa kemiğin altındaki şiddetli, yoğun bir ışık vermeniz lazım. Buraya bir tane bakın bir şey konuyor, bir ışık kaynağı, lazer veya led veya bayağı güçlü bir ışık kaynağı noktasal veriliyor. İçeride gezinen ışık dedektörle alınıyor. Yani ne yapılıyor? Difüz optik spektroskopi yapılıyor. Şu bölgenin normal kanlanması, oksijenlenmesi böyle gezdirilerek bu şey çiftler, yani dedektör ve sos çiftleri gezdirilerek beyin taranabilir optik olarak. Evet. Bu da bir çalışma bakın. Bir yayınlamışlar. İşte Turgut Durduran falan filan grup. Evet. Ve cerebral blood flow, beyin kan akışı da incelenebiliyor. Bu demin dediğimiz gibi o yöntemle ne yapılıyor? Ortalama anlamda sağlıklı bir durum. Bir de şeyden beyin felçten sonra, yani stroke'dan sonraki diğer üçüncü gün falan ne olmuş ne olmamış gibi anormallikler akış üzerinden yapılabilir. Evet. Bir başka uygulama tumor therapy monitoring. Dedik ya, siz bir tümörlü bölge var, orayı tedavi ediyorsunuz, işte kemoterapi yapıyorsunuz, neoadjuvant, yeni tamamlayıcı kemoterapi ilaç veriyorsunuz, biliyorsunuz o bölgeye, tümörü küçültmek istiyorsunuz veya radyoterapi veriyorsunuz, ışın veriyorsunuz. Burada ilaç, kemoterapi yapılmış, o tümörlü bölge küçültmek isteniyor. Neler bu ilaç türleri işte? Adremisin, sitoksan, daxoter falan filan, yani ilaç isimleri bunlar. Ve orada acaba bizim tümörümüz küçülüyor mu? Yani birkaç kür ilaç veriliyor. İşte bir iki hafta geçiyor. İki üç haftada bir bu ölçülse ya. Her seferinde bunu tomografiye veya MR'a götürüp getirmek çok sıkıntılı bir şey. Zaten hastane trafiği var. Bunu yerinde optik bir mobil bir cihazla veya wearable bir aygıtla bu terapiye verilen cevap, tümörün küçülmesi, yani o bölgenin parametrelerini optik olarak izlenerek tedavinin gidişatı planlanabilir. Evet. Bir başka uygulamada fotodinamik terapi var. Bir tümörlü bölgeye veya o bölgeye siz şey vererek, ışın vererek, ışık yoluyla, mesela bir işte bu sivilceler, şunlar bunlar, bu deri dermatolojide değil mi? Kistler, sisler, yani yukarıdan dışarıdan bir ışık, yoğun ışık vererek belli dalga boylarında o bölgedeki anormalliği yakabilirsiniz, öldürebilirsiniz, bir oluşum vardır. O acaba ne kadar iyileşti, ne kadar iyiye gidiyor iş? Yine bunu fotodinamik terapi dediğimiz ışık yoluyla yapılan ciltte dokudaki terapinin, tedavinin gidişatını takip etme anlamında. O bölge normalleşti mi, normalleşmedi mi? Mesela tümör var. O tümörü ışıkla yakacaksınız. Yoğun bir ışıkla. Injection of photosensitizer. Yani önce oraya damardan ışığa duyarlı hale getiriyorsunuz o kişiyi. Bir ajan veriyorsunuz. Işığı etkisini arttıracak. Magnify yapacak. Ondan sonra o bölgeyi ışıkla görüntüleme yapıyorsunuz. Yanlış anlamayın. Görüntülemeyle o bölgeyi şey yapıyorsunuz. Söyleyeyim. Normalleşiyor mu, normalleşmiyor mu gibi takip edebiliyorsunuz. Evet. Burada da difüz optik derste anlattığımız teorinin ile ilgili setuplar var. Yani donanımlar var, bakıyorsunuz. Kamera var, kamera kullanabiliriz. İşte bir bilgisayar üzerinden bizim şeyimiz vardır, ışık kaynağımız vardır. Mesela burada ne süreriz biz? İşte lazerler veya ledler vardır. Dalga boyları belli. Bunu bütün bu ışığı bir fiber demetle, probla dokuya veririz. Dokudan
transmit veya reflection modda. Bakın tümör burada, değil mi? Tümör burada tabii özellikle şey almışlar, yani bir patolojik bir şeymiş gibi, yani bir parça olarak almışlar. Ex vivo yapılmış daha doğrusu. Vücuttan alınmış Bayvan tümörü veya tümörlü bölge koparılmış, getirilmiş buraya. Buna optik karakterizasyonu yapılıyor. Bakın. Kamerayla ne yapılıyor? Işık vurduruluyor ve yansıyan, bakın ışık vuruyor buraya. Burada anlayamıyorsunuz bunu. Resim iç içe geçmiş. Difüz yansıyan ışığı da kamerayla topluyorsunuz. Yani burayı görüntülüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla buraya kamera koymayabilirsiniz. Dedektör de koyabilirsiniz burada olduğu gibi, bakın. Böyle bir kafa yaparsınız ki bizim yaptığı zamanında bu kafada source'lar vardı. 13 tane source var. Yani şu fiberler 13 tane lazeri veya LED'i sürüyor. Yansıyan ışığı, dokudan gelip geri dönen ışığı da fotodedektörlerle 4 tane topluyorsunuz. Yine bilgisayara veriyorsunuz. Orada işliyorsunuz ve o parametreleri hesaplıyorsunuz gibi. Evet. Bunun ölçümle ilgili protokoller var. Çok önemli değil bizim için. Bu şu kadar olsun, bu kadar olsun. Evet. Pardon. Bu iyileşme süreçleri after before BDT, yani foto dynamic terapiden önce ve sonraki durumlar. Mesela bakın before, işte hastalıklı durum veya daha sonra da söyleyin after durum. İlaç, yani tedavi yapıyorsunuz. Bunun öncesi ve sonrası, iyileşme var mı yok mu? Bunlara bakıyorsunuz. Bunlar tabii saatler, işte 6,5-7 saat sürmüş bu süreç. Öncesindeki parametreler. Kim bunlar? Blood flow. Bakın o bölgede, tedavi yaptığınız bölgede tedavi öncesi şeyleriniz, parametreniz optik olarak ölçmüşsünüz ve SO2 ölçmüşsünüz. Oksijen doyumu ölçmüşsünüz. Ondan sonra tedavi başlamış. Tedaviden 3-4 saat sonraki değerleri de ölçmüşsünüz. Yani karşılaştığında relatif bir durum var. Öncesi ve sonrası tedaviye verilen cevabı, iyileşme miktarını anlamak için. Evet. Yine burada aynı olaylar. Flow üzerinden bu fotodinamik terapinin ne kadar iyi gelip gelmediğinin bu grafik almışsınız bakın. O grafik, bunlar hep eğim, işte akış grafikleri pardon. O bölgedeki relatif blood flow değerlerini şu kadar zamanda veya saatte çizdirmişsiniz. Bu light on light off, yani ışıkı tedavi vermeden önce, verdikten sonra gibi modlarda siz bu flow grafiğinin düşme slope'u, düşme eğimi üzerinden de yakalamanız mümkün. Bir iyileşme parametresi olarak, indeks olarak bunu hesaplamanız mümkün. Bitti arkadaşlar. Kabaca hemen hemen bir saattir size bu optik, biyomedikal optik görüntülemenin çok böyle önemli klinik uygulamalarıyla ilgili güzel görsel şeyler de olan, değerler de olan, setuplar olan, ölçümlerde elde edilen değerler cinsinden ve hangi parametreler çok önemlidir tanı anlamında, bunları vermeye çalıştık. Evet. Sorumuz var mı arkadaşlar? Var veya yok deyin de bilelim. İletişim bilelim. Yok. Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Bu sunu beğendiniz mi sunuyor? Güzel, güzel hocam. Ben gibi çok benzer bir şey yaptım ben. Ama fotothermal efekt için gibi ne diyor? Human breast tumor treatment yaptım biraz. Güzel, anladım. İki tane makale buldum. Böyle aynı konu çalışıyor. Ben komsal model yaptım. Komsal da yaptım. Çok güzel. Komsal çok güzel. Sonuçlar geldi. Çok benziyor onlara. Bunu ne zaman yaptın? Yüksek lisans yaparken mi? Yok. Bu proje. Derste. Çok güzel. Termal efekt. Tamam, bize sunacaksın bunu inşallah. Güzel, evet. Çok güzel. Ders ödevi olarak. Evet. Peki o zaman arkadaşlar, var mı sorumuz? Benim yok hocam. Peki. Yoksa dersi kapatacağım. Böylece... soracaktım ben sadece. Bu ödevle alakalı. Benim konuyla... Burcu yayını kapatalım, konuşalım. Yayını kapatalım. Diğer sorularınızı cevaplayayım ben. Evet.